Altın madalyalar da aldım, gümüş madalyalar da aldım, bronz da aldım, sergileme de aldım. Ama bunlar arasında beni en çok mutlu eden Leica fotoğraf olimpiyatını kazanmam oldu. Usta Fransız Henri Cartier-Bresson'a aittir. Fotoğraftır, beyni, gözü ve yüreği aynı çizgide buluşturmaktır. Ben ilkelerimde asla taviz vermem dedim. Ben dedim, bende profesyonel iş, amatör ruh acındı. Ya iyi fotoğraf her şeyden önce teknik donanımına hakim olmaktır. Fotoğraf ışıksa ışığı iyi bilmektir. Beyaz Tuval'den merhaba sevgili seyirciler. Bugün ilginç bir konu, yeni bir konu ve değerli bir konukla sizlerleyiz. Konumuz fotoğraf sanatı. Konuğumuz fotoğrafçı Tahsin Aydoğmuş. Çok ünlü bir fotoğrafçı. Niye fotoğrafçı diyorum? Çünkü kendisine kesinlikle fotoğraf sanatçısı denilmesini istemiyor. Ama uluslararası düzeyde çok büyük ödüllere sahip, Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil etmiş çok önemli bir sanatçı bize göre. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Sizi konuk etmekten dolayı çok mutluyuz. Önce kısaca sizi tanıyarak başlayalım. Ben de mutlu oldum. Sonra bu sorunun da cevabını isteyeceğiz sizden. Tamam. Buyurun. Ben şimdi 1985 yılında fotoğrafa başladım. 1985 yılından bu yana fotoğrafla uğraşıyorum. Yani fotoğrafla yatıyorum, fotoğrafla kalkıyorum. Tüm günüm şu anda mevcut atölyemde geçiriyorum. 25 yıl ben memuriyet hayatımda işte Ayasofya Müzesi'nde memur olarak çalıştım. O süreç içerisinde fotoğrafçılığı öğrendim. Yani o süreç bana fotoğrafı öğretti. Çalışma süresi içerisinde. Çünkü Ayasofya'nın kendisi inanılmaz bir anıt, muhteşem bir yer. Ben oraya 1979 yılında işe başladığım zaman, memuriyet hayatıma başladığım zaman, Ayasofya'nın ilk defa Ayasofya'ya girdiğim zaman inanılmaz etkilendim. Ya ne kadar muhteşem bir anıt, ne kadar muhteşem bir yapı diye kendi kendimi böyle sordum. Dedim ki, kendime kızdım. Ben dedim ki bu tarihe kadar niye ben Ayasofya'ya gidip gezmemişim diye kendime sorgulamaya başladım. Şimdi ben Malatyalıyım. Futbola da düşkün bir kişi olarak bizim mahallemizde bir futbol takımı vardı. Bu mahalle arası futbol turnuvalarına gittiğimiz zaman nereden geldiğini şu anda hatırlayamadığım bir Kodak fotoğraf makinesi vardı evde. Ben de o Kodak fotoğraf makinesiyle bu turnuvalar sırasında böyle gittiğim yerlerde hep fotoğraflar çekiyorduk. İşte siyah beyaz fotoğraflar. Keşke birkaç tanesini çıkarsaydık şu fotoğraflardan, iyi olurdu. Unuttuk, orada duruyor. Şimdi böyle o turnuvalarda fotoğraflar çekiyordum. Bizim mahallede, bir Fırat Mahallesi'nde oturuyordum Malatya'da. O arkadaşım da, Kamil diye bir arkadaşım, inşallah yaşıyordur. Uzun ömürler diliyorum. Onun fotoğraf stüdyosuna girerdik. O fotoğraf stüdyosunda filmimizi yıkardık. Sonra agrandizör altına, biraz önce karanlık odada gördüğümüz agrandizörün altına girerdik. Orada fotoğraf baskıları yapardık. Ben bazen o fotoğraflara baktığım zaman şöyle bir soru soruyorum kendi kendime. Ya Tahsin Aydoğmuş nereden nereye? Yani o olay, ben 1979 yılında Ayasofya Müzesi'nde işe başladığım zaman o yapı beni etkilediği, yani inanılmaz, Ayasofya'ya gidip de etkilenmemek mümkün değildir o yapıdan. Çünkü yaklaşık 1500 yaşındaki bir yapıya girdiğiniz zaman o mimari doku sizi etkiliyor, içine çekiyor. Girdiğim zaman ya o kadar çok etkilendim ki, işte biraz önce söylediğim, ismini bahsettiğim rahmetli Şinasi Başerme sanat tarihçisiydi. Bana öyle bir ay boyunca bana Ayasofya'yı anlattı. İnanılmazdı ve çok etkilendim. Ayasofya pazartesi günleri ziyarete kapalıdır.
Bu kapalı olduğu günlerde işte film çekimleri oluyordu, fotoğraf çekimleri oluyordu. Ben de köşe bucak o film çekenleri izliyordum, fotoğraf çekenleri izliyordum. O ortaokul ve lise dönemindeki fotoğrafçılık duygularım yeniden depreşmeye başladı. Ateşlendi o tutku. Dedim ki ya ben de yapabilir miyim, ben de yapabilir miyim diye düşündüm. Ta düşünme 79-85 arasına kadar geldi. 6 yıl böyle sürekli düşündük. Sonra hiç unutmuyorum. İlk Mayıs ayıydı galiba. 85'in Mayıs ayıydı. Maaşımı aldığım zaman o maaşlar o zaman böyle elden dağıtılıyordu. Şey değildi yani evet. Böyle bankaya gidip bordro imzalıyorduk. Oradan alıyorduk. Ben maaşımı cebime koydum. Sirkeci'ye gittim. Şu anda da hala duran Foto Halis'ten pratika bir makine aldım. O makine şu anda burada. Peki hocam makineyi aldınız. Şimdi ben bir araya girip toparlamak istiyorum. Hı. Şimdi lisedeyken bir maçları çekiyordunuz. Turnuvaları çekiyordunuz. O amatörce böyle bilinçsiz bir sevgi halindeydi. Sonra Ayasofya'ya memuriyette gelip o tutku yeniden alevlendi. Ve siz bir makine aldınız. Hı. Ve sizin arkadaşlarınızın içerisinde ilk fotoğraf serginizi de gene Ayasofya'da açıyorsunuz. Evet. 91 yılı yanılmıyorsak. Hem onu dinlemek isteriz. O makineyle oraya o sürece bağlanacağız sanırım. Ve bu arada da sen fotoğraf çekme diyen arkadaşlarınıza inat. Çekme devam. Israrla bugüne kadar da gelmişsin. Evet, şimdi öyle o bölümü anlatayım tamam, o zaman. Tamam o zaman anlayayım. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben bir ilk fotoğraf makinesini işte 1985 yılı Mayıs ayında maaşımı alıp bu Sirkeci'deki fotoğraf piyasasına gittiğim zaman şu anda da hala dükkanım mevcut olan Foto Halis'ten Pratika, doğalman malıydı, Pratika Super 1000 TL diye bir makine aldım. O makineyle ben şey düşündüm, yani ben de bu pazartesiler Ayasofya ziyarete kapalı, ben de Ayasofya'da fotoğraf çekebilir miyim? Böyle bir duygusu oluştu bende. O duyguyla 50 milimetre odak uzaklığına sahip bir makineyle çekimlere başladım. Başladım ama ben şey beceremiyorum, yani bir sürü bir film takıyorum, filmler acayip çıkıyor, ne olduğunu bilemiyorum. Şimdi Ayasofya'ya gelen yani fotoğrafçılar fotoğraf çekerken ben de nacizane gidip onlara sorular soruyordum. Ya ben de bu işi becermek istiyorum, bu işi ben de yapmak istiyorum ama benim fotoğraflarımda acayip bir şeyler oluyor. Yani ben iyi pozlayamıyor muyum, ışığı iyi kullanamıyor muyum, hatayı nerede yapıyorum, bunları öğrenmek istiyorum dedim. Bana yardımcı olur musunuz? Dedim ki ya estantene diyafram ilişkisi nedir arkadaş, bunu bana anlatır mısınız dediğim zaman ya şey böyle hep böyle şey böyle hep ötelendi, yani kimse doğru dürüst bana cevaplar veremediler. Ben de bilmiyorlar mıydı aslında onlar da o kadar düşünmemişler. Onlar biliyor muydu bilmiyor muydu diye şimdi fotoğrafı bilen bir kişi olarak geriye döndüğüm zaman, filmi geriye sarıp böyle düşündüğüm zaman şey düşünüyorum, yani ya kıskançlıktan bunu söylemediler diye düşünüyorum ki çoğunluk galiba bu kıskançlıktan yanadır. İstememezlikten, kıskançlık demeyeyim de. İstememezlik. Yani anlatacağım da. Yani olacak. zaman kaybı diye düşünüyor olabilirler. Adam bu da yeni yetme birisi, ben bununla ne meşgul olayım diye düşünmüş olabilirler ki genelde öyle olduğunu sanıyorum. O sebepten dolayı da ben de inat ettim. Fotoğrafla ilgili o günlerde yani o dönemde Türkiye'de çok fazla yayın yoktu. Bir tane yayın vardı. Aydemir Gökgöz diye bir üstadımızın yazmış olduğu tüm yönleriyle fotoğrafçılık, hem renkli hem de siyah beyaz fotoğrafçılık diye şöyle kalınca bir kitap vardı. O kitabı arıyorum ama bulamıyordum. Bir gün iş çıkışı Cağaloğlu'ndan böyle aşağı inerken bu sağ taraftaki kitap evlerinin bir tanesinin vitrinde tüm yönleriyle fotoğrafçılık Aydemir Gökgöz'ü kitabını orada vitrinde gördüm. İçeri girdim. Kitabı övmedim, ben şu vitrindeki kitabı istiyorum. Dedi ki o bir tane kaldı, onu satamayız dedi.
Ben almak istiyorum dedim. Ben fotoğrafçılığı öğrenmek istiyorum dedim. Adam dedi ki tek nüsa kaldığı için satmıyoruz dedi. Dedim niye vitrine koydun kardeşim dedim ben. Dedi ki yok satmayız dedi. Ben dedim ha ben buraya oturuyorum dedim. Şuradan kalkmayacağım dedim. Ben o kitabı almadan çıkamam dedim. Gece gelir bu vitrini indiririm. Yok öyle bir şey diyemedim tabii de. Dedi ki bela mısın ya dedi. Vitrinden çıkarttı kitabı. Bana parasını ödedim, satın aldım. Ben fotoğrafı o kitaptan öğrendim. O kitapta şurada bir yerde duruyor. Yani keşke onu da çıkartsaydım. Yani bizim kitapla, burayı komple dökmemiz gerekiyor. Kitaptan okudum, pratik yaptım. Okudum, pratik yaptım. Bir baktım ki benim fotoğraflarım birazcık güzelleşmeye başladı. Yani böyle benim duygularımı da okşamaya başladı fotoğraflar. Sonra birdenbire ben dedim ki ya aradan 1985 yılından 1990'lı yıllara kadar böyle inanılmaz Ayasofya'nın içerisinde fotoğraf çektim. Dedim ki ben bir sergi açacağım. Fotoğraflarla Ayasofya diye bir sergi. Gittim o günkü müze müdürüyle konuştum ve kabul edildi. Ayasofya Müzesi'nin o günkü Ali Ayasofya Müzesi'nde de müdürlük yapmış Ali Sami Boyer diye ressamdı galiba öyle hatırlıyorum. Onun bir isimde bir galeri vardı. Şu anda yoktur ortada. O galeride biz ilk sergimizi açtık. Fotoğraflarla Ayasofya sergisi. O gün işte inanılmaz derecede bir ilgi gördü sergi. Yalnız sergide ben bir defter koymuştum ki işte bu insanların duygu ve düşüncelerini de öğreneyim diye. O bir tanesi bir arkadaşım şöyle bir ifade yazmıştı. Ya bu fotoğraflar insansız tamam güzel ama bu fotoğraflar insanla beraber çekilmiş olsaydı daha muhteşem olurdu. Fotoğraf duygusunda inanılmaz bir değişiklik olurdu diye bir böyle tatlı bir eleştiri. Abi ben bundan sonra ne yaptım? Ben fotoğraflarımda hep insanla beraber fotoğraf çekmeye başladım. Fotoğraflarıma baktım ki hakikaten içeriğinde bir zenginleşme hissettim. O zenginlik o günden beni o gün aldı, bugünlere getirdi. Yol sen devam mi ben devam edeyim? Onunla bağlantılı bir şey. Siz şimdi Ayasofya ile karşılaştınız ki ilk defa gördünüz değil mi? Onun iş başvurusu sırasında. 1979'da evet. İlk defa Ayasofya'yı yani ilk defa gördüm. Ben şimdi şöyle bir anım var. Yani burayı anlatayım. Bu çok önemli bir şey. Ben bunu Ayasofya kitabında da yazdım ben bunu. Şimdi ben memuriyet sınavına girdim. Memuriyet sınavına girdiğim zaman bugünkü Taksim'deki AKM'de bir şey yapıldı. Bir sınav yapıldı. Sınava inanılmaz insanlar yazılı sınavlar. Ben yazılı sınavda o gün 100 üzerinden 100 aldım. Mülakata girdik. Mülakatta ilkin Topkapı Sarayı'na gönderdiler. İl Kültür Müdürlüğü de İstanbul'daki kültür birimlerine sınavı kazananları dağıtıyorlar. Topkapı Sarayı'nda o günkü şeyde hiç unutmuyorum Cengiz Bey diye bir müdür yardımcısı vardı. Böyle ben mülakata girdiğim zaman işte 3-5 kişilik bir komisyon vardı orada. Bana işte şey böyle soru sormadılar aslında. Sen bugün git biz sana yarın haber veririz dedi. Yani bugün git yarın gel hesabı oldu o gün orada. Sonra böyle Mayıs ayının içerisinde 1979 yılının Mayıs'ında Cuma günü hiç unutmuyorum. Tarihi de burada yazıyor hangi Cuma olduğu. Tarih tam yazıyor 79. Mayıs'ın başlarıydı galiba. Eve bir tane bir İl Kültür Müdürlüğü'nden bir mektup geliyor. O mektupta şöyle bir ifade var. Diyor ki geçen pazartesi günü Ayasofya Müzesi'nde bulun. Orada mülakat sınavına gireceksiniz. Ya ben tarihe bakıyorum Cuma. Aradan 5 gün geçmiş. Nasıl olacak bu iş? Zamanı geriye kim demesiniz? Ben dedim ben pazartesi günü Ayasofya Müzesi'ne gideceğim dedim. Pazartesi günü. O zaman da kapalıydı tabii. Kapalı günü. Gittiğim zaman
kapıda rahmetli Fahri Üstün diye bir hizmetli arkadaş duruyordu. Ben dedim ki İl Kültür Müdürlüğü'nden geliyorum dedim. Müdür Bey'le görüşmek istiyorum dedim. Müdür Sabahattin Türkoğlu, hala görüşüyorum kendisiyle. Dedi bir dakika bekle dedi. Gitti müdürle konuştum. Müdür demiş ki içeri gelsin. İçeri girdim. Ondan önce ben tam Sultanahmet Meydanı'ndayım. Ben Ayasofya Müzesi'nin neresi olduğunu bilmiyorum. Tam o havuz var ya, havuzun oradayım. Bir tane vatandaşa dedim ki ya, dedim Ayasofya Müzesi neresi dedim. Bana böyle baktı. Sen dedi nerede yaşıyorsun ya? Ben dedim İstanbul'da yaşıyorum dedi. Sen dedi Ayasofya Camii'nin neresi olduğunu bilmiyor musun dedi. Ben dedim ki ya ben camiyi aramıyorum dedim. Ben Ayasofya Müzesi'ni arıyorum kardeşim dedi. Bana böyle dedi ki bela mısın dedi ya. Aha dedi orası dedi Sultanahmet, aha orası Ayasofya Müzesi, aha camisi. Ben böyle şaşkın. İkisinin bir olduğunu da öğrendim. O anda öğrendim. İşte gittiğim zaman Fahri Üstün aracılığıyla ben müdürün odasına girdim. Müdür hoş geldin dedi, beni oturttu. Müdür bana dedi ki böyle soru işte nerelisin, ne yapıyorsun, böyle haret sorular sordu. Ama sempatik bir ifadeyle tatlı bir sert bir görünümü vardı Sabahattin Türkoğlu'nun o günkü. Biraz da şey etti, dedi ki bana seninle ilgili referans verecek bir kimse var mı dedi. Ben dedim ki benimle ilgili referansı başkasına niye alıyorsun dedim ya. Ben yanınızdayım, karşınızdayım, bana soru soracağım sorular. Böyle saf saf böyle söylüyorum. Dedi ki ya kardeşim seninle ilgili biz başkalarından bilgi almak zorundayız dedi. Ben dedim ki ayağa kalktım, ben başkasının benimle ilgili fikir yürütmesine, bilgi vermesine ben karşıyım. Neyse benden bana sorun. Kalktı böyle etti, havaya kalktı o da. Dedi ki çık dışarı dedi. Senin dedi işe girmeye hevesin yoktur dedi. Ben de dedim ki ya ben sana mı yalvaracağım dedim, beni işe alacaksın diye. İlginç bir diyalog olmuş. Aa çıkıyorum dedi. Tam kapıyı açtım. Kapıdan dışarı çıkarken bana dedi ki çık dedi, kapının önünde bekle dedi. Ben onu da mı sana soracağım dedi. Yok. Ben kapının önünde bekledim. O dışarıyla, bunlar sonradan konuşuyoruz, İstanbul Kültür Müdürlüğü'nü arıyor. Diyor ki Kültür Müdürlüğü'ne, buraya bir vatandaş gönderdin. Genç delikanlı diyor. Askerliğini yapmış diyor. Bu kadar harbi muharbi, bu kadar saf mı saf diyor konuşuyor. O Kültür Müdürlüğü diyor ki onu sen işe alma diyor, bana gönder ben alayım diyor. Hayır ben şimdi sana gönderiyorum dedi. Demiş evraklarını tamamla bana geri gönder. Beni içeri çağırdı. Dedi ki Tahsin Aydoğmuş dedi. Senin kefilin de benim. Her şeyin de benim dedi. Git İstanbul Kültür Müdürlüğü'ne bütün evraklarını hazırla dedi. Gel burada göreve başla. Ben Sabahattin Türkoğlu'na burada sizin aracılığa müteşekkirim. İnanılmaz yani beni oraya almakla doğru hayatınızı değiştirdiniz. Hayatınızı başka bir vizyon açmış. Evet yani inanılmaz. Yak 105 tane fotoğraf içeriyor ve 20 yılda çektiğiniz fotoğraflardan 1 yıl boyunca seçip bir araya getirdiniz ve yanlış bilmiyorsak babanıza ithaf ettiniz. Evet. Bu kitabı, bu hikayesiyle bir bize neden babaya ithaf edildi, özelliği nedir? Seçerken nelere dikkat ettiniz? Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi biz 3 kardeşiz. Bu 3 kardeş annesiz büyüdü. Yani 1962 yılında ben 9 yaşındayken annemiz bizi terk etti. O terk ediş ta ki 2010 yılına kadar o süreç devam etti. Ve şöyle bir şey oldu. Şimdi bize analığı da babalığı da bizim babamız yaptı. Yani benim şeyi düşünün, bu ülkeyi düşünün. Kadın mı fedakarlık yapar, erkek mi fedakarlık yapar? Genelde kadınlar. Bu genelde böyle erkek enderdir. Yani fedakar erkekle erkeği bulmak zordur. O süreçte bizim annemiz de babamız da babamızdı. Bizi o yetiştirdi, o okuttu ve
çamaşırlarımızı o yıkadı, yemeğimizi o yaptı. Aynı zamanda çalışarak kazancıyla da bizi okutmaya çalıştı. Biz de babamıza layık olmaya çalıştık. Çünkü bizim bulunduğumuz mahallede, Malatya'da Fırat Mahallesi'nde şöyle bir ifade vardı. Mehmet'in çocukları diye bizi örnek gösterirlerdi. Yani kendi çocuklarına şöyle derlerdi. Yani işte Mehmet'in çocukları gibi olamıyorsunuz gibi böyle çocuklarını tatlı sert eleştirirlerdi. Haklılar mıydı, haksızlar mıydı onu bilmiyorum. Yani o zaman bu anı olarak beynimin bir köşesinde yer etmişti. Ben 1979 yılında Ayasofya Müzesi'nde işe başladıktan sonra 1985 yılında ben fotoğrafa soyundum. Yani fotoğrafçı olmaya karar verdim ve o gün 85'ten ta 1990'lı yıllara kadar çektiğim fotoğraflarla 1991 yılında ilk sergimi fotoğraflarla Ayasofya sergisini açtım. 2003 yılına kadar ben tekrar sürekli hem renkli hem de siyah beyaz Ayasofya fotoğrafları çekiyordum. Ve sonunda 2003 yılında ben emekli olduktan sonra şöyle bir şey oluştu düşüncelerimde. Benim Ayasofya'ya olan borcumu ödemem gerekli. Bunu nasıl yapacağım diye düşünürken dedim ki ben bir sponsor bulacağım. Arayış içerisinde kardeşim Almanya'da çalışıyordu. Oradan bir yayın evi bul. Biz siyah beyaz büyük bir prestij Ayasofya kitabı yapalım dedim. Neden siyah beyaz? Neden siyah beyaz? Renkli o güne kadar bir sürü Ayasofya kitabı yapılmıştır. Ama fotoğrafta siyah beyazın tadı bambaşkadır. Yani siyah beyaz fotoğrafçılıkta ton zenginliği renkliye göre daha fazladır. O sebepten dolayı da ben siyah beyazı tercih ettim. Fotoğraf da dünya kamuoyunun gündemine 1839 yılında düştüğü zaman siyah beyaz olarak düşmüştü. Ve siyah beyazın sanatsal değeri renkliye göre daha kabul görüyor. Yani hem müzelerde hem koleksiyoncularda. Koleksiyon bazında. Bir de belki bu kadar tarihi eski bir yapının fotoğrafın ilk haliyle örtüştüğü için. Evet. Bunu yapmaya karar verdik. Şimdi bu kitap duygusu, yani benim Ayasofya'ya karşı olan duygum, bir prestij kitap yaparak böyle o borcumu ödemek istedim ben kendime. Sponsor aradık ama bulamadık. Bir ara benim çok sevdiğim Oscar diye bir arkadaşım beni aradı. Bana dedi ki Tahsin abicim dedi biz dedi bugün dedi fotoğrafa çıkabilir miyiz? Pratiğe çıkabilir miyiz? Ben dedim çıkarız dedim. Yanımda bir arkadaşımı getirebilir miyim dedi. Ben dedim getirirsin. Yanında getirdiği arkadaş Shell'in CEO'su George. Beni böyle Balat'ta başladık. Fener'den başladık. Fener, Balat, Ayvansaray, Edirne Kapı öyle Fatih'i böyle bir daire çizerek fotoğrafa çıktık. Şans kapınıza gelmiş yani. Ayağıma geldi şansı. Şimdi Edirne Kapı'da Karya Müzesi'nin yanına geldiğimiz zaman böyle biz sokakta fotoğraflar çekiyoruz. Leylim ley gibi şeyler yani böyle çocuklarla ben haşır neşirim. Bu arada da George da dışarıdan hep beni izliyormuş. Ve bana Oscar 6 ay sonra söylüyor. Diyor ki ya demiş ki bu muhteşem bir adama benziyor. Bununla dostluğunu bırakma demiş. Yani bunun bütün duygu ve düşünceleri ağzında. Bu para göz bir adama benzemiyor. Bu böyle şey bir adam. Yani sevecen, sempatik bir adam. Biz Karya Müzesi'nin önüne geldiğimiz zaman yorulduk. Bir çay molası verdik. Tam Karya Müzesi'nin karşısındaki o kafede mola oturuyoruz. George karşıma oturdu. Oscar böyle sol tarafında oturuyor. Oscar da çevirmenlik yapıyor. Oscar aynı zamanda İsviçre vatandaşı. Bu George dedi ki bir ara yani hani ayağıma geldi ya diyoruz ya şey gökte ararken yerde bulduk gibi bir ifade var ya. George birdenbire dedi ki ben de Shell'in CEO'su bu. Ben dedi Shell'de görevim bitti. İstanbul'u terk edeceğim. Dedi güzelim bir Ayasofya kitabı göremedim.
Ben dedim ki ya Oscar bu ne diyor ya? Para dedi. Versem kurduramam bu cümleyi. Ben dedim ki bu ne diyor ya dedim. Belirttim. George dedim, var mısın? George Oscar'a bakıyor. Çeviri yapıyor ona. Ben böyle doğal şey diyorum ya, var mısın diyorum. Dedi ki varım. Dedi ki ben de dedim ki dünyanın en büyük Ayasofya arşivi hiçbir kurumda yoktur. Hiçbir şahısta yoktur. Sadece Tahsin Aydoğmuş'ta vardır. Ben bunu kitaplaştırmak istiyorum. Eğer destek olursan yaparız. Bana dedi ki bir hafta içinde bana dosyayı hazırlayıp sunar mısın? Ben 3 günde dosyayı hazırladım, sundum. Beni çağırdı. Dedi ki tamam dedi, onayladım dedi. Her şeyi onayladım. Bütçeyi her şeyi onayladım dedi. Dedi ki yalnız dedi bizim gibi kurumlarda dedi bir prosedür var dedi. Onu yerine getirmemiz gerekli. Nedir o? Dedi bizde bir komisyon var. Hollandalılardan ve Türklerden oluşan 7 kişilik bir komisyona gireceksin, çıkacaksın. Ben belirttim. Ben komisyona asla girmem dedim. Ben o komisyonlar ne olduğunu bilirim. Her kafadan bir ses gelir dedim. Ben herkese laf yetiştiremem. Ben de masal bir adamım dedim. Ama orada komisyon mizansen biraz. Bu dedi ki ya dedi şey dedi dedim sen yetki sendeyse dedim. Sen dedim es geçersin komisyonu dedim. Ya olmaz, bunu yerine getirmemiz gerekli. Oradan bana rapor gelecek. Ben ona göre hareket edeceğim. Ben daha diyorum ki yok diyorum. Ben çıktım gittim. 3 gün sonra sekreteri Esin Hanım beni arıyor. Tahsin Bey, George seni istiyor dedi. Gittim. George bana diyor ki ben diye komisyonu 2 kişiye indirdim diye. bir tane halkla ilişkiler kurumsal iletişim müdüresi bir bayan Türk. Bir de Hollandalı genç bir delikanlı. Bu ikisine girip sohbet edeceksin. Dedim sen hatırına girip sohbet edeceksin. Girdik böyle şehrin yukarı katında bir kafe gibi bir yer vardı. Bağımsız bir bölüm. O bölüme girdik. Oradan böyle ben konuştum. Kurumsal iletişim müdüresi de çeviri yaptı hep. Sonra bir saat kadar konuştum. Ben dedim ki kalkın dedim. Hollandalı şaşırdı genç delikanlı. Ne olacak dedi. Kalkın dedim ya, şurada bir araba yattığınız Ayasofya'ya gidiyoruz. Ayasofya'da bir ziyarete kapalı pazartesi günü gittik. Ben orada bir anlattım. Çocuk bana dedi ki genç delikanlı haydi dedi Four Seasons şurada dedi oraya gidiyoruz. Neye gideceğiz? Dedik ki kutlayacağız dedi. Gittik oraya. Orada bir kutlama yaptık. Sonra bu Hollandalı çocuğun ismini unuttum ya. Dedi ki bir rapor vermiş George'a, demiş ki ya sen nerede buldun bu adamı demiş. Ne muhteşem bir adam demiş. Ben biliyordum onu nasıl bir adam olduğunu demiş. Ben teşekkür ederim dedi demiş ona. O gün biz bu işe başladık. Ben çok böyle seçici bir davranışla bir arşive girdim. Siyah beyaz fotoğraflardan oluşan taramalar yaptım burada atölyemde. Ondan sonra 1000 kadar fotoğraf taradım. Sonra bunu George bana dedi ki ben dedi fotoğrafları bir görebilir miyim dedi. Ben ona gösterirken 240'a indirdim ben rakamı. 1000'den 240'a indirdim. O 240'ın içerisinde de 105 tane kafamda 105 rakamı niye oluşmuş? Şu anda bütün kitaplarım benim hep 105 gidiyor. Bu İstanbul evet, kitabı da 105. Devinimin görsel dili de iç kapak hariç o da 105. Bundan sonra da herhalde 105 devam edecek. Dedim ki tamam dedi. Shell'in altında koca bir salon. O salona biz 240 tane fotoğrafı yaydık. Bana dedi ki kurguyu yapar mısın? Ben orada bir kurgu yaptım. Bu böyle etti. Kitabın kurgusu bu mu olacak dedi. Bizim 25 yıllık birikimimiz var. Ayasofya'nın ne olduğunu biliyoruz. O birikimimizi orada kullanmaya çalıştık. Ve hoş bir kurgu oldu. Bana dedi ki kapak ne olacak? Ben dedim ki 3 tane alternatifim var dedim. Ama bir tanesi dedim öncelikli dedim. Bu kapaktaki mi? Bu şu kapaktaki fotoğraf, oradaki o fotoğraf. Hı hı. Dedim üçünü de masanın üzerine koydum. Dedi ki ha gösterir misin dedi. Ben dedim ki bir tanesi dedim farklı bir fotoğraf dedim. Geldi bu fotoğrafın önünde durdu. Bunu eline aldı. Böyle etti. Dedi ki bu mu dedi. Ben nasıl kendimi havaya atmışım bilmiyorum. Öyle bir mutlu oldum ki. Dedi ki
Ben dedi, senin duygularınla benim duygularım inanılmaz örtüşüyor dedi. O böyle bir tane kurguda bir yer var mesela. Diyelim ki o böyle salona dizmişiz. Ben iki fotoğraf beni rahatsız etti. Ben o iki fotoğrafın böyle görüyorum. Ben yürümeye başladım. O iki fotoğrafın üzerine doğru yürüyorum. Coş da arkamdan o iki fotoğrafa doğru geliyor. Tahsin ne yapacaksın? Dedim ki bunları dedim bir tanesini kaldıracağım dedim. Şunların arasına koyacağım dedim. Böyle olamaz böyle bir şey dedi ya. Aynı şeyi ben düşünüyorum dedi. Ben dedim ki vallahi dedim ki ben mutlu oldum dedim. Aynı duygu ve düşünceleri paylaştığımız için. Yani bu kitap çıkacakmış. Her şey hazırlanmış. Her şey hazır ama bir noktaya geldi. Bu kitap bir ara şey dedi, Coşman dedi ki seni artık dedi kurumsal iletişime teslim ediyorum dedi. Bütün iletişimlerin onlarla olacak dedi. Ya burada bir cümle söyleyeceğim, gerisini getirmeyeceğim. Burada kurumsal iletişimle bir kopukluk oldu. Yani diyalog kopukluğu oldu. Ben res çektim. Bakın kaporu almışım, protokol imzalamışım, res çektim. Ben yapmıyorum dedim kitabı. George aradan 6 ay geçiyor. Esin Hanım arıyor diyor ki ya bizim Ayasofya kitabı ne oldu diyor. Diyor ki bilmiyorum kurumsal iletişime soruyorum. Bakın 6 ay süresinde George'a haber verilmiyor. Benim res çektiğimi. Diyor ki ne oldu? Kurumsal iletişimden Esin Hanım'a diyor ki Tahsin projeden vazgeçti. Nasıl projeden vazgeçer diyor ya. Biz protokol yapmışız, kapora vermişiz. Böyle bir şey olur mu? Beni çağırdı. Bana dediler ki, George bana diyor ki, George inanılmaz beni çok seviyor. Diyor ki, seni gördüğüm anda diyor, bana bir enerji veriyorsun diyor. Ben o gün diyor, inanılmaz derecede mutlu oluyorum. Ve işler muhteşem geçiyor. George dedim, bana bir şey sorma dedim. Ya ben bu konularda konuşmak istemiyorum. Ne arıyorsanız kendi bünyenizle arayın. Ne demek istiyorsun ya dedi. Ben bu kadar konuşurum dedi. Ben gidiyorum. Ben projeden vazgeçtim dedi. Ben çıktım salonu terk ettim. Bir kafesini içtim. Bıraktım gittim. Ama adam bana böyle nasıl sarılmış biliyor musunuz? İnanılmaz derecede. Yani sahipleniyor beni. Yani başka şahsı olsaydı, başkaları olsaydı kabullenir miydi? Açıkça itiraf edeyim. Ama kabul... aynı rüyayı görmüşsünüz siz. O kabullenir. O duyuya inanmışsınız. Evet. Ben gittim. Bu bütün kurumsal iletişimin bütün elemanlarını toplantı salonuna istiyor. Orada konuşuyor. Orada kurumsal iletişimin hatalı olduğunu anlıyor. Siz Tahsin Aydoğmuş'u üzdünüz diyor. O da diyor inatçı bir adam. Asla diyor ilkelerinden taviz vermeyen bir adam diyor. O ilkeleri doğrultusunda hareket ettiği için dedi, siz ilkesiz kaldınız. Ben çünkü şöyle bir şey demiştim. Ben ilkelerimde asla taviz vermem dedim. Ben dedim, bende profesyonel iş, amatör ruh acım dedim. Dedi ki bizim Shell'in de sloganı bu dedi. Amatör ruhla profesyonel iş yapılacak. Örtüştük dedi yine dedi. Ben bilemem dedim. Shell dünya devi dedim. O bu konu başka bir şey dedim. Şimdi toplantıdan sonra George beni çağırıyor. George bana aynen şunu söyledi. Dedi ki, Tahsin'cim dedi, bu kitabın A'dan Z'ye bütün her şeyi sorumlusu benim dedi. Bundan sonra dedi, her ne istiyorsan benimle temasa geçeceğiz. O gün, bugün 2008 yılında bu kitap çıktı. Ayasofya'da lansmanı yapılırken sahneye çıktı. Bana dedi ki yanıma gel. Konuşacak mısın? Ben konuşmayacağım dedim. Sen konuş. O gün Kültür Bakanı da Ertuğrul Günay'dı. O da bir konuşma yaptı orada. Yukarı katta muhteşem bir resepsiyon verildi. İnanılmazdı. İnanılmaz etkileyici bir şey oldu. Tam sahnede bana geldi dedi ki mutlu musun dedi. Ben dedim ki fotoğraf adına dedim, ben dedim şimdiye kadar dedim bir tane çok mutlu bir olay yaşadım dedim. Bu benim için ikincisi dedim. Mutluyum dedim. Çok teşekkür ederim dedim sana dedim.
Dedi ki ben de uçuyorum dedi. Dedi ki, kulağım eğildi, dedi ki ikinci projemiz ne? Ben böyle şoklardayım. Nasıl dedim? İkinci projemiz ne dedi diye soruyorum sana dedi. Ya benim Urfa projem bitmiş. 11 yıl çalışmışım. Hazır bir projem var. Ağzımdan o Urfa, hala olmadı değil mi? Olmadı. O Urfa kelimesi çıkmadı. Dedim ki İstanbul. Bu şehri İstanbul kitabı çıktı. 2010'da. 2008'de bu çıktı. 2010'da Shell'in sponsorluğuyla bu kitabı çıkarttık. Bunu da bunun da tanıtımını Pera Palas'ta yaptılar. O da muhteşem bir şey oldu. Yine indi sahneden bana diyor ki mutlu musun? Ben dedim ki hayatımda üç şey yaşadım. İkisini sen yaşattın bana. Birini ben Leica fotoğraf olimpiyatını kazandığım zaman evet, yaptım. Evet. Bu makinaydı evet. Değil mi? Doğru. Hadi mu? Onu da anlatalım. Şimdi fotoğrafın şöyle bir şeyi var. Yani fotoğraf sürekli çekersiniz. Yani bazen tek tek fotoğrafların peşine koşarsınız. Bazen de bir konunun peşine koşarsınız. Bazen de ulusal ve uluslararası bazda fotoğraf yarışmaları olur. Onlara iştirak edersiniz. Bir fotoğrafçı böyle bir yarışmaya iştirak ettiği zaman orada bir ödül kazandığı zaman mutlu olur. Yani koltukların altına Diyarbakır karpuzu sığmaz. Yani onu da herkesle paylaşmaya çalışır. Ben nacizene fotoğrafın böyle başlarında böyle bu tür yarışmalara katıldım. Yani ulusal bazda ve uluslararası bazda birçok yarışmaya katıldım. Ve bunların arasında birçok ödüller kazandım. Ama beni en çok mutlu eden şey uluslararası alanda bir altın madalyalar da aldım, gümüş madalyalar da aldım, bronz da aldım, sergileme de aldım. Ama bunların arasında beni en çok mutlu eden Leica fotoğraf olimpiyatını kazanmam oldu. Yıl 1999, Leica 5 yılda bir böyle spor olimpiyatlarındaki gibi bir fotoğraf yarışması düzenliyorlar. O fotoğraf yarışması da spor olimpiyatlarındaki pentatlon yarışması gibi 5 kategoride yapılıyor. Yani siyah beyaz kategori, manzara kategorisi, insan, aksiyon ve mimari kategoride yapılıyor. Bir fotoğrafçı bu 5 kategoride katılıyor. Bu olimpiyatlara, fotoğraf olimpiyatlarına katılırken bu 5 kategoriden aldığı puanlar toplanıyor. Fotoğraf olimpiyatı derecen belirleniyor. Şimdi tam ben o sırada 1999 yılıydı. Biz de karayoluyla Moğolistan'a gideceğiz. Arkadaş, fotoğrafçı arkadaşlarla beraber. Gitmeden önce ben dosyayı hazırladım ve postaya, hanıma dedim ki bunu postaya ver. Postaya veriyor ve ben dönüşümde böyle eve bir tane böyle Leica Frankfurt'tan bir mektup geldi. Lan ben mektubu açtım, baktığım zaman yani ve zafer sizin diye bir başlık atılmış yani İngilizce ifade. Ya ben nasıl mutluyum anlatamam. Yani ifadelerle, kelimelerle bunu ifade etmek zor. Diyor ki bu diyor ödül törenine katılmak istiyor musunuz diye bana bir soru soruyor. Benim de kardeşim Almanya'da yaşıyor ve kardeşime dedim ki ben dedim Frankfurt'a Leica'ya geleceğim. Bütün organizasyonu lütfen sen yapar mısın dedim. Dedi tamam abi dedi. O da turizmci. Bütün Leica'ya telefon ediyor. Biz işte otel istemiyoruz, bilmem ne istemiyoruz. Uçak biletiyle halledin. Tamam kardeşim, abim şeye gelecek. Ödül törenine gelecek. Şimdi ödül olarak bu Leica'nın M modeli makinasıdır. Bu da Leica'nın R modeli makinasıdır. Yani biri refleks aynalı, biri aynasız. Bu ödülde şey koymuşlardı. Refleks R8 diye bir makine var, onu koymuşlardı. O ve 3 tane objektif. Ben de salona Frankfurt'a gittik kardeşimle. Ödül töreni verilecek şeye gittik. O günde Leica derginin 50. kuruluş yıl dönemi.
hem ödül töreni yapılacak hem de Laika derginin kuruluş yıl dönümü kutlanıyor. Ve bana da ödül verilecek. Ben sahneye konuşmalar oldu. Bir sürü şeyler anlatıldı ama bir de bir projeksiyon makinesinde sürekli benim fotoğraflar akıyor. Böyle salona girdiğim zaman, gördüğüm zaman ya inanılmaz derecede mutlu oldum. Yönetim kurulu başkanı, o günkü ismini unutmadım, Hans diye bir vatandaş, Alman. Beni gördüğü zaman bana geldi, böyle sarıldı. Böyle etti. Ben de ama renk gitmiş, ter kan içerisindeyim böyle. Bu böyle bana dedi ki, kardeşim beni Türkçe'ye çevirdi. Dedi ki, ya adama bak dedi ya dedi. Her tarafında dedi fotoğraf fışkırıyor dedi. Ben de böyle kardeşim çevirdi, ben de güldüm. Ondan sonra ben dedim ki, ya dedim, ben dedim Leica R modeli istemiyorum, ben Leica M istiyorum dedim. Bakın, Leica M demek, Leica demek, şimdi biz bir böyle film zaman, analog sistemde biz şeye gittiğimiz zaman, bir film alacağımız zaman Leica format film isteriz. Bakın, bu filme Leica format film denir. Yani bu film ilk defa bu makine için üretilmiştir. Bunu diğer makinelerde? Diğer makinelerin hepsinde kullanılır. Ama bu film ilk defa bu makine için üretilmiştir. O yüzden buna Leica format film denir. Yani 24x36'dır size. 36'lık film veya 24'lük film dendiği zaman hep Leica format anımsanır. Yani Leica format demesinin nedeni ilk defa Leica için üretildiği için. İşte şu, böyle bir kolu açtığın zaman ki şu kadarlık şey film şeridi bu makinede kullanılmıştır. Bana dediler ki sahneye çıktığın zaman ilkin dediler sana R modeli veririz. Sahnenin arkasından onları alırız. Senin istediğin objektifler ve gövdeyi sana orada takdim ederiz. Değiş yani, tokuş yaparız. Almanlar aslında kural dışı bir şey yapmazlar ama sizin için yapmışlar. Böyle bir şey oldu. Ama yine de hani o makineyi tanıtma da var işin ucunda herhalde. Onu orada veriyor sahnede. Ya ben inanılmaz mutlu oldum. Ben 4 objektif ve bir tane gövdeyi aldım. Yani bir de bu dünyanın her fotoğrafçının hayalindeki makine bir Leica'ya sahip olmaktır. Ben ilk defa Leica'ma fotoğraflarla Ayasofya sergisini Almanya'nın Nürnberg kentinde açtığım zaman orada satılan fotoğraflarımla elde ettiğim parayla götürdüm Leica'ya yatırdım. Şu makineyi aldım. Leica R6-2 bir de 35 1.4 Summix bir objektifle. Vallahi yaşamım hep ben Nikon'la pratikayla başladık. Sonra Nikon'a geçtik. Sonra benim hayatım Leica ile şekillendi. Zaten hedefiniz de buydu değil mi? Böyle ama bunu da bana bir İtalyan fotoğrafçı öğretti. Alacaksan dedi, Leica alacaksın. Alamıyorsan Nikon alacaksın dedi. Böyle benim beynime bir yerleştirmişti. Ben müzeci olduğum için Milas'ın kıyı kışlacık Iasos diye bir antik kenti var. Orada ben mozaik restorasyon kursuna gitmiştim. O kazının da fotoğrafçısı Roma Üniversitesi'nden Antonio diye bir fotoğrafçı vardı. Ondan böyle bol bol dil bilmememize rağmen Tarzanca çok konuştuğumuz zaman onun da benim üzerimde bir payı vardır. Bir sürü bilgi sahibi olmuştum. Peki en önemli ödülü anlattınız. Birçok ödülleriniz var. Dergilerde, uluslararası yayınlarda yer aldınız. Hı hı. O yayınlar içerisinde öne çıkan, bizimle paylaşmak istediğiniz detay var mı? Şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani uluslararası alanda bir sürü dergilerde, bir sürü yayınlarda benim fotoğraflarım yayınlandı. Hı hı. Ama benim için prestij olan çok önemli iki tane kitabım var. Biri Ayasofya, biri İstanbul kitabı, bir de Devinim'in görsel dili, o da evet. Orada. Bunlar benim için yani. Devinim'in görsel dili son serginizin adı evet, değil mi? 2010. Zaten 9 kişisel serginiz var. Hı-hı. Sonuncusu da bu. Devinim'le ilgili sergi yapma fikri çok farklı. Yani, nereden geldi? Evet, değinebiliriz. Şöyle bir şey oldu.
Şimdi yani bütün fotoğrafçılar hep böyle fotoğrafta hareket fluluğu dediğimiz, yani hareketli fotoğraflar hep çekerler düşük enstantanede. Ben de bu Leica fotoğraf olimpiyatını kazanan, bana kazandıran bir fotoğraflardan bir tanesi şey oldu, Mevlevi fotoğrafım oldu. İçeriki odada gördüğümüz evet, o Mevlevi fotoğrafı oldu. O çünkü düşük enstantane çekilmiş, yani benim için çok sıra dışı bir fotoğraf, muhteşem bir fotoğraf. O benim beynime hep şeyi kazıdı. Bu hareketle ilgili benim bir şey yapmam lazım. Yani devinim eşittir hareket. Ama devinimin anlamı ileriye doğru. Biraz daha geniş bir perspektifle baktığınız zaman sosyolojik, felsefi, tarihsel, fiziksel, antropolojik bir sürü şey içeriyor. Yani ben de dedim ki bunu ben fotoğrafla bir konu yapabilme şansına sahip miyim diye düşündüğüm zaman Malatya'nın Arapçır ilçesinin Onar diye bir köyüne gittiğim zaman milattan önce 3. yüzyıla ait bir kaya mezarının içerisinde inanılmaz at figürleri gördüm. Ya at devinimin kendisi, yani atın böyle her şeklini, ya o mezar eğer bir aristokrata aitse, bir at besleyicisine aitse inanılmaz bir figürler gördüğüm zaman inanılmaz etkilendim. Milattan önce 3. yüzyıl. 1839'da dünya kamuoyunun gündemine düştüğü zaman 1870'li yıllarda Amerika'da ya şu anda eyaletin ismini unuttum ama Philadelphia mı Pennsylvania mı diye bunlardan birbirinde bir tane Edward Maybirich diye bir fotoğrafçı biriyle iddiaya giriyorlar. İddia da şu: hareket, at tırsa kalktığı zaman dört ayağı havada mı değil mi? Hep iddia şudur: atın tek ayağı şeydedir, yerdedir diye. Bu Edward Maybirich de diyor ki hayır diyor. Tırsa kalktığı zaman bir noktaya gelir ki diyor, atın dört ayağı da havadadır. 12 tane galiba hatırladığım kadarıyla makineyi diziyor, sehpanın üzerine koyuyor. Bu hepsini bir iple bağlıyor deklanşör yerine. At hızla geçerken hep o şak 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 bütün iplerin hareketiyle evet şey oluyor. Hareket kareler çekiliyor. Karelerin bir tanesinde Edward Maybirich şeyi yakalıyor. Atın dört ayağının da havada olduğu, ön ayaklar ön iki ayak arkaya doğru açık, arka ayaklar öne doğru şeklinde yakalıyor ve hakikaten o iddiayla iddiayı da kazanıyor Edward Maybirich. O gün o atlas esnasında, yani dört nala kalkmış vaziyette bu belgeleniyor. Bu oradan ben bu olayla milattan önce 3. yüzyıldaki o fresklere baktığım zaman, at figürlerine baktığım zaman karelerin bir tanesinde atın dört ayağının havada olduğunu görüyorum. Ve ben şey düşünüyorum, milattan önce 3. yüzyıl, 1870'li, milattan sonra 1870'li yıllar. Düşünebiliyor musunuz? Yani nereden nereye? Bunlar benim Mevlana fotoğraflarımla bu devinim hareket konusu hep gündeme geldiği zaman ben dedim bunu böyle bir konu yapacağım. Yani bu konunun tamamı, bunun devinimin görsel dili, yani görsel dil eşittir fotoğraf demektir. Hareketle biz fotoğrafı bütünleştirmeye çalıştık ama bugün ben hala o konuya devam ediyorum. Yani bu devinimin görsel dili projesini daha nasıl geliştirebilirim diye. Ya uzun vadeli, uzun soluklu bir proje. Devam eden bir proje. Evet. Şimdi makinelerden söz ettik. Makineler tabii ki önemli fotoğraf çekmek için ama siz diyorsunuz ki fotoğraf gözle değil, beyinle çekilir. Değil mi, böyle bir sözünüz yok, var? Yok, şöyle bir şey. Ben öyle demiyorum. Bu bizim bir usta Fransız Henri Cartier-Bresson'a aittir. Fotoğraftır. Beyni, gözü ve yüreği aynı çizgide buluşturmaktır.
Siz de buna inananlardansınız. İnanmayan fotoğrafçılık yapmaz. O yapamaz. Peki. Şimdi o zaman hemen size Yapamaz demeyeyim, yapmasın diyorum. Hemen soralım o zaman. İyi bir fotoğraf nasıl çekilir? Bir de duygu konusu var. Yani siz bir fotoğrafı çekersiniz ama o duyguyu seyirciye geçirmek çok önemli. Duygu eksikse fotoğrafın iyiliği de tartışılır herhalde. Bir de bu konuya değinelim. Ya bu son sorudan başlayayım. Bu şey meselesidir. Yani duygu kişiden kişiye değişir. Yani fotoğrafta duygu deyince yani bir nevi fotoğrafın kendi içeriğiyle ilgili bir şeydir. Bu içerik kişinin kendisine kalmış bir şeydir. Yani biz diyelim ki ressamlar, edebiyatçılar, şairler, işte sinema yazarları, bilmem kimler, hepsi yazdığı senaryoda, çizdiği karikatürde, salladığı fırçada, çektiği fotoğrafta hep o arka plandaki kişi kendi duygu ve düşüncesini işte yazıya döker, şiire döker, sinema döker, tuvale yansıtır. Yani o kişinin kendi ruh halidir aslında. Yani kendini ifade eder. Bunun böyle bir tarifi olmaz yani, ama bizim ülkemizde bu konu çok şey değil. Yani içeriği zengin fotoğraflar yok mu? Vardır. Ama çok böyle bu işle örtüşen kareler hakim midir? Hakim değildir. Nedendir? Çünkü biraz önce biz mikrofon kapalıyken şeyi konuşmuştuk. Yani fotoğrafta yarışma, tamam. Fotoğraflarda yarışma olsun. Olmaması şeydir yani eksikliktir. Ama biz yarışmayı şey haline getirirsek, amaç haline getirirsek işte yanlışlık orada doğuyor. Yani oradan o zaman ben içerikle ilgili bir sorgularım. Bir de nitelik nicelik tartışmasını doğru yapmak lazım. Yani çok fazla yarışma yapılıyor. Bütün kurumlar yarışma yapıyor. Ya, kimler o jürilerde? Fotoğrafçılar, usta fotoğrafçılar jürilerde görev yapıyorlar. Yani bu işin doğrusu da budur. Ama yani sürekli yarışmacı, yani fotoğrafçılar, yarışmalara katılan fotoğrafçılar o zaman ne yapıyorlar? Tek tek karelerin peşine düşünüyorlar. Eğer konu suysa suyla ilgili kareler çekmek istiyorlar. Sevgi ise gidiyor sevgiyle yani ilgili. Yani hikayesini yazmıyor. Yazmıyor yani, çünkü bir başkasının empoze ettiği şeyin peşine düşüyor. Yani bırak da arşivinde varsa böyle bir fotoğraf ondan katır. Eğer bizim ülkemizde fotoğrafın çok fazla bir zenginlik ifade etmemesinin nedenleri, biz hep fotoğrafın kendisi bireysel bir harekettir. Hep tek tek fotoğrafın peşine düşmüşüzdür. Yarışma fotoğrafçısı olmuşuzdur. Yani bir konunun peşine, yani sevgiyle ilgili bir konu yapılabilir mi? Yapılabilir tabii. Heyecanla ilgili bir konu yapılabilir mi? Yapılabilir. Yani kendimizi ona göre hazırlamıyoruz. Yarışmaya göre hazırlıyoruz. O da bizim oluyor. Bir de sınırlıyor. Sınırlıyor tabii. Bir de başkasının empoze ettiği şeyin peşine düşüyoruz. O da ne kadar doğru, bana göre doğru değil. Ama iyi fotoğraf nasıl çekilir diye bir şey sorduğunuz zaman şöyle bir şey var. Yani bunun da aslında bu fotoğrafçının kendi birikimiyle ilgili bir şeydir. Yani bunun işte birikim nedir? Yani tekniğiyle ilgili bir şeydir. Yani ondan sonra fotoğrafın kendi felsefesiyle ilgili bir şeydir. Yani insana bakışla ilgili bir şeydir. Tarihe bakışla ilgili bir şeydir. Ne bileyim, sevgidir, sevgisizliktir. Tüm bunlar senin nasıl bir fotoğraf çekeceğini hepsi iç içe olduğu zaman bir ya tarzın oluşacak ya da güçlü bir tekniğin olacak. O güçlü tekniğinle bu söylediğim şeyleri örtüştüreceksin ki iyi fotoğraf her şeyden önce teknik donanımına hakim olmaktır. Fotoğraf ışıksa ışığı iyi bilmektir. Fotoğraf bir ışık okuludur. O ışık okulunda başarılı olacaksın ki
O ışığı iyi tanıyacaksın ki o ışığı senin teknik donanımla iyi bütünleştireceksin ki iyi fotoğraf çıksın. Bu biraz da beyinle ilgili, gözle ilgili, yürekle ilgili bir şey. O zaman en baştaki soruya dönelim bitirmeden. Başta ben söyledim açarken, siz fotoğraf sanatçısı söylemini kabul etmiyorsunuz. Ben... Diyorsunuz ki ben fotoğrafçıyım. O zaman fotoğraf sanatı, fotoğraf sanat mı değil mi? Ve siz neden buna karşı çıkıyorsunuz? Bir de bunları dinleyelim. Şimdi size. Şöyle bir şey var. Fotoğrafın sanat olduğuna ben inananlardanım. Yani fotoğraf sanat, hiç tartışmasız. Yani ben bu konuyu hiç tartışmıyorum. Ama iş fotoğraf sanat ama sanatçılık yanı nedir? Yani şimdi Tahsin Aydınmış fotoğraf sanatçısı dendiği zaman ben rahatsız oluyorum. Niye rahatsız oluyorum? Ya bunu bırakalım kamuoyu takdir etsin. Yani ben şimdi ismimin altına fotoğraf sanatçısı yazmam şeydir. Benim için doğru değildir. Niye doğru değildir? Şimdi benim kaç tane müzede eserim var? Kaç tane koleksiyoncuda benim eserim var? Böyle dünya fotoğraf literatüründe kaç tane fotoğrafım girmiştir? Yani benim fotoğraftaki şeyim nedir? Başarım nedir? Bu böyle bilinen biri miyim? Yani bunlar üst üste bir sürü şey var. Şimdi bunlar tek tek saymanın yeri değil diye düşünüyorum. Bu farklı bir şeydir. Yani o farklılığı ben kendimin önüne, ismimin altına veya önüne fotoğraf sanatçısı Tahsin Aydoğmuş. Bu bana şey geliyor. Yani abes geliyor. Yani ya bırakalım bunu kamuoyu takdir etsin. Ya bu bir de yaptığın işler konuşsun. Yani kamuoyu yaptığın yapmışsın. Ama şöyle bir şey var. Yani bu ürettiğin eserler konuşulsun. Ya Tahsin Aydoğmuş konuşulmasın. Çok yani önemli değil. Yani ben susayım işim beni anlatır diyorsun. Tabii ki anlatıyor yani zaten. Şey şöyle bir şey var. Yani bu zor bir iştir. Yani herkes önüne eline makineyi alan fotoğraf sanatçısı denmesi doğru mu? Eline kalemi alan edebiyatçı. Tabii ki herkes ressam oluyor. Herkes böyle bir şey değil. Hemen bir şey oluyor. Yok. Tabii ki değil. Siz de o kategoriye girmek istemiyorsunuz. Anlıyoruz yani biz sizi. Ama sizi zaten... Yok şöyle bir şey var. O kategoriye girip girmeme meselesi değil. İşin hakkını verme meselesidir. Yani işin kamuoyunda takdir edilme meselesidir. Yani bu siz, böyle bir şeydir. Bu bir zenginliktir. Yani ben ürettiğim eserle diyen bir fotoğrafla paylaştığım zaman bir zenginlik alıyorum ve o zenginliğin en az tamamını da izleyene veriyorum. Yani bu böyle bir şey. Yani o zenginlik ne zaman o safhaya gelir onu bilemiyorum. O soru işareti. Size göre, bize göre gelmiş zaten. Onun için buradasınız. Ya, teşekkür ediyorum. Var mı sende kalan soru? Aslında konuşacağımız çok şey var. Ama var konuyu... birçoğuna da aslında cevap aldığım için ben girip de yeniden değiştirmek istemiyorum oraları. Süreyi de epeyce aştık. Sizin özel olarak söylemek istediğiniz fotoğrafla ilgilenenlere, gençlere bir şey varsa alalım sonra. Fotoğrafla uğraşıyorsanız dünyanın en mutlu edici işi. Ama bir o kadar da yani bunu söylemem sakın yanlış anlaşılmasın. Bir o kadar da en zor işidir. Yani ben Tahsin Aydoğmuş olarak işte bir yere gittiğim zaman her zaman fotoğrafla dönüyor muyum? Zor. Yani bir sürü kare çekiyorum ama benim anladığım anlamda hepsi böyle iyi kareler mi? Bana göre değil. Çok zor bir şey. Yani o zorun üstesinde gelebilmek marifettir. Yani o önemli olan işte işin püf noktası oradadır. O oradaki şey nedir? Işıktır. Teknik donanımla iç içe olmaktır. O bakış açındır. Yani o senin o anki ruh halindir. O anki iletişimde olduğun canlı ve cansız nesnelerin kendisidir. Bunların tümü bir bütünlük oluşturuyor. O bütünlük iyi organize edebiliyorsan ne mutlu bana.
Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Keşke daha uzun olsaydı süremiz, daha uzun konuşabilseydik. Bir başka zaman daha uzun da yaparız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun programımıza konuk olduğunuz için. Bizi konuk ettiğiniz için. Evet, sağ olun. Bir Beyaz Tuval'in daha sonuna geldik sevgili seyirciler. Haftaya yeni bir konukla, yeni bir atölyede yine birlikte olacağız. Programımızın gerçekleştirmesine katkı sunan Color Box'a, o gün TV çekim ve yayın ekibine çok teşekkür ediyoruz. Sanatla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Thank you.